Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü Basketbol Temel Eğitim ve Seçmeli Basketbol Dersi 9. hafta teorik notlarıyla tekrar karşınızdayız. Bu hafta basketbol müsabaka kağıdı ve kayma adımında, savunma adımında dikkat edecek hususlardan bahsedeceğiz. Müsabaka kağıdı şu an arkada gördüğümüz gibi müsabakada olan bütün olayların, müsabakada oynayan oyuncuların, müsabakada görev alan hakemlerin, gözlemcilerin yazıldığı, hangi oyuncunun kaç sayı attığı, periyotların kaç kaç bittiği, takımların hangi periyodun kaçıncı dakikasında mola kullandığı, oyuncuların kaçar faul yaptığı, müsabaka içerisinde değişen, oluşan durumların aktarıldığı, müsabakanın sonunda herhangi bir antrenörün ya da oyuncunun baktığında müsabaka hakkında çeşitli bilgilere sahip olabileceği ve hakemler tarafından, gözlemci tarafından alınan, federasyona gönderilen, kayıt altında tutulan bir kağıt. Bu müsabaka kağıdının üst kısmında müsabakanın numarası, tarihi, başlama saati, bitiş saati, salon ve oynan değil yazılıyor. Bunun yan tarafında hakemler, birinci yardımcı hakem ve ikinci yardımcı hakemlerin isimleri ve soy isimleri, bu isim soy ismi nasıl yazıldığını biraz sonra detaylı olarak bahsedeceğiz. Müsabaka kağıdının üst tarafında A takım ve B takımların isimleri yazıyor. Yan tarafta A takımının adı, A takımdaki oyuncuların lisans numaraları, oyuncuların isim ve soy isimleri, oyuncuların forma numaraları, ilk 5'te başlayan oyuncular ve sahaya girip çıkan oyuncular, müsabakada oynayanlar, oyuncuların yaptıkları fauller, hangi periyotta yaptıkları ve faullerin çeşitleri, üstünde A takımının aldığı birinci devredeki mola, ikinci devredeki mola, uzatma periyodunda aldığı molalar, yan tarafta da A takımının periyot periyot yaptığı takım faulleri. Sonra antrenörün ismi, soy ismi ve imzası, yardımcı antrenörün ismi, soy ismi, imzası, onların yaptıkları fauller varsa yoksa bu sütunlar işaretleniyor. Yine aynı şekilde B takım için de aynı kriterler geçerli. Bunun yanındaki sütunda gördüğümüz gibi baş hakem, yardımcı hakemler, isimleri ve müsabaka sonunda imzalayacakları bölümler. Burada A ve B takım sütunları var. Burada oyuncuların ve takımların attığı sayılar, tek atış, bir sayılık atış mı, iki sayılık atış mı, üç sayılık atış mı, bunları hangi oyuncuların attığı, bununla ilgili detaylar var. Bunların da nasıl işaretlendiğini biraz sonra detaylı olarak göreceğiz. Alt kısmında müsabakadaki sayı görevlisi yardımcısı, süre görevlisi, şut saati görevlisi, Basketbol Federasyonu temsilcisi, istatistikçiler, itiraz durumunda kaptanın imzası bölümü, yanında takımların 1. 2. 3. 4. periyotta attığı sayılar, uzatma periyodu varsa orada attığı sayılar, sonuçta takımların toplam sayıları, kazanan takımın ismi yazılı olduğu bir kağıt. Burada kağıdın doldurmasında, kağıdın işlenmesinde çeşitli detaylar var. Şimdi bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Maç kağıdı her biri farklı renklerde, bir orijinal olmak üzere 3 kopyadan oluşuyor. Beyaz orijinal kopya FIBA, yani federasyona verilmesi için, mavi ilk kopya yarışmanın organizasyon kurulunda kalması için, pembe olan ikinci kopya kazanan takıma veriliyor. Sarı olan kopya ise kaybeden takıma veriliyor. Yani 4 tane, biri orijinal, 3 tane kopyası var. Orijinal kısım federasyona gidiyor. Mavi olan kısım, yani kopyanın en üstündeki ilk kısım, yarışmanın organizasyon kuruluşuna gidiyor. Diğer ikinci ve üçüncü kopyalar da kazanan ve kaybeden takıma veriliyor. Sayı görevlisi birinci ve üçüncü periyotlar için kırmızı, İkinci ve dördüncü periyotlar için mavi ya da siyah, iki farklı kalem kullanmak zorunda. Hani burada birinci ve üçüncü periyotlar mutlaka kırmızı kalemle, ikinci ve dördüncü periyotlarda mavi ya da siyah kalemle dolduruluyor. Tüm ekstra periyotlar için tüm kayıtlar mavi ya da siyah olacaktır. Yani ikinci ve dördüncü periyotlarla uzatma periyotları mavi ve siyah kalemle, birinci ve üçüncü periyotlar kırmızı kalemle doldurulmak zorunda. Oyunun belirlenmiş başlama saatinden minimum 40 dakika önce sayı görevlisi maç kağıdını aşağıdaki şekilde hazırlaması gerekiyor. İki takımın isimlerini maç kağıdının üstündeki boşluklara yazacak. A takımı hiç her zaman ev sahibi oluyor. B takımı deplasman takımı oluyor. Sayı görevlisi daha sonra maç kağıdına yarışmanın ismini, maçın numarasını, maçın tarihini ve saatini, baş ve yardımcı hakemlerin isimlerini ve ülkelerini yazmak zorunda. Gördüğümüz gibi müsabakanın numarası üstte, A takımı Kemerspor, B takımı Güvenspor, müsabakanın numarası, müsabakanın tarihi, başlama saati, bitiş saati, hangi salonda oynandığı, hangi ilde oynandığı, hakemlerin önce soy isimleri ve isimlerin baş harfleri. Bu maç kağıdının üst kısmı nasıl doldurması gerektiği buradan bahsettik. Peki alt kısma indiğimizde maç kağıdı ile ilgili oyuncuların isim ve soy isimleri nasıl yazılıyor? Gördüğümüz gibi oyuncuların lisans numaraları, oyuncuların soy isimleri, isimlerin baş harfleri, burada takım kaptanı kimse kaptan belirtiliyor.
Aşağıda antrenörün soyadı ve adının baş harfi, yardımcı antrenörün soyadı ve baş harfi bu şekilde büyük harflerle yazıyor. Bu normalde bir antrenör tarafından oyunun belirlenmiş başlama saatinden önce, minimum 10 dakika önce her antrenör gidip masaya takım üyelerinin isimlerini ve numaralarını teyit edecektir. Antrenör ve yardımcı antrenör isimleri teyit ettikten sonra kaptan, eğer yoksa bunlar, kaptan teyit edecektir. Oraya da antrenörün yanına kaptan olarak gördüğümüzü kaptan yazılıp yanına da kaptan olarak belirtilecektir. Oyuna başlayacak 5 oyuncunun oyuncu numaralarının yanında giren oyuncu sütununa çarpı işareti koyacaktır. Yani şurada oyuncunun numaraları var. Burada giren oyuncu sütunu var. Giren oyuncu sütununa oyuna ilk 5 başlayan oyuncularının yanına çarpı işareti koyulup o daire içerisinde alınıyor. Biz müsabakanın bitiminde bu sayede çarpı ve daire içinde olan oyuncuların maça ilk 5 başladığını anlayabiliyoruz. Yanında sadece çarpı bulunan oyuncular ise sadece o maça girmişler ama ilk 5'e başlamamış olan oyuncular. Daha sonradan oyuna dahil olmuş oyuncular. Molalar nasıl yazılıyor? Molaları maç kağıdına takım isminin altındaki uygun kutuya her periyot ve ekstra periyotta alındığı dakika yazılarak kaydediliyor. Her devre ve ekstra periyot sonunda kullanılmayan kutular iki paralel yatay çizgiyle kapatılıyor. İkinci devrenin son 2 dakikasında önce takım ilk molasını kullanmamışsa sayı görevlisi takımın ikinci devre ilk mola kutusunu iki yatay çizgiyle kapatacaktır. Burada gördüğümüz gibi Kemerspor birinci devrede 7. dakikada mola kullanmış, ikinci molasını kullanmamış, yatay çizgiyle kapatılmış. İkinci devrede son 2 dakikaya kadar ilk molasını kullanmamış, yatay çizgiyle kapatılmış. Sonra 9. ve 10. dakikada, yani son 2 dakikada iki molasını kullanmış. Bu şekilde dakikayı yazıyoruz. Uzatma periyodu olmamış ya da uzatma periyodunda takım molayı kullanmamış. Burada takımların her periyotta aldığı faaller, yaptığı faaller. Burada gördüğümüz gibi birinci ve üçüncü periyot kırmızı kalemle, ikinci ve dördüncü periyot mavi kalemle işaretlenmiş. Buradaki Kemerspor 4 periyotta da 4 takım faal hakkını doldurmuş. Burada gördüğümüz oyuncuların yine soy isim isimleri, oyuncuların forma numaraları. Burada 5, 8, 9, 18 ve 22 numaralı oyuncular. Oyuna ilk 5 başlayan oyuncular. Sonradan oyuna giren oyuncular ise 12, 25, 33, 42 ve 55. 24 numaralı oyuncu bu maçta hiç oynamamış. Burada oyuncuların yaptığı faul çeşitleri: teknik faul mi yapmış, sportmen dışı faul mi yapmış, diskalifiye edici faul mi yapmış, normal kişisel faul mi yapmış, faul sonucunda hangi periyotta yapmış, atış olmuş mu olmamış mı? Bunlar oradan rahatlıkla bakıp belirleyebiliyorsunuz. Antrenöre çalınan teknik faul ya da bence çalınan faulün işaretlenmesi, bunlar da detaylı olarak maç kağıdına işaretleniyor. Burada fauller işaretlenmesi nasıl yapılıyor? Bu detaydan bahsedelim. Oyuncuların faulleri kişisel, teknik, sportmenlik dışı ya da diskalifiye edici olabiliyor ve oyuncuya kaydediliyor. Takım sırası görevlilerinin faulleri teknik ya da diskalifiye edici olabilir. Antrenöre kaydediliyor. Bu faullerin yazılımında neden bu harfler kullanılıyor? Bu harf detaylarına bakacak olursak, kişisel faul P harfi ile yazılıyor. Teknik faul T harfi ile yazılıyor. Eğer bir oyuncu ikinci teknik faul alır ve oyundan diskalifiye edilirse oradaki oyuncunun yanına boşluğa GD yazılıyor. Gördüğünüz gibi oyuncu diskalifiye edilmiş. Buradaki oyuncu da diskalifiye edilmiş. Buradaki oyuncu da diskalifiye edilmiş. Bir teknik faul yapmış. Bir sportmenlik dışı faul yapmış. Bir T1, bir U2 yazılmış. Yanına GD yazılmış ve diskalifiye edilmiş. Antrenörün kişisel sportmenlik dışı davranış için verilen teknik faul C olarak yazılıyor. Gördüğümüz gibi burada antrenör teknik faul almış, C'ye yazılmış. Benzer şekilde antrenör ikinci teknik faul yaparsa yine C yazılıyor. Yanındaki boşluğa GD yazılıyor. Yani antrenör de diskalifiye edilebiliyor. Antrenöre başka herhangi bir nedenle verilen teknik faul B harfi ile yazılıyor. Burada gördüğümüz gibi antrenöre verilen diğer teknik faul B harfi ile yazılmış. Burada üçüncü teknik faul, bunlardan birisi C olabilir, B ya da C olarak gösterilecek. Sonrasında da boşluğa GD ile devam edilecektir. Bir oyuncuya verilen bir sportmenlik dışı faul U harfi ile gösterilecektir. İkinci bir sportmenlik dışı faul de U harfi ile gösterilecek. Sporcu burada iki sportmenlik dışı faul yaptığı için yandaki boşluğa GD yazılacaktır. Daha önce bir sportmenlik dışı faul olan oyuncuya verilen bir teknik faul ya da daha önce bir teknik faul olan oyuncuya verilen sportmenlik dışı faul varsa oyuncunun diskalifiye edilmesi gerekiyor. Bu yüzden yine sarı fonla gözüken açıklamada olduğu gibi oyuncunun yanına GD yazılacak. Diskalifiye oldu buradan anlaşılacaktır. Diskalifiye edici faul D harfi ile yazılıyor. Serbest atışlar içeren herhangi bir faulde P, T, C, B, U ya da D kullandık. Serbest atışın sayısı kaçsa 1, 2 ya da 3 harfin yanına bunun yazılması gerekiyor. Burada gösterecek olursak bunu tekrar size, gördüğümüz gibi P1, T1, U2 yazıyor. Burada kaç atış kullanıldıysa serbest atış, onu yanındaki rakamdan rahatlıkla görebiliyoruz.
Burada yine detaylardan bahsedilmiş. Burada gördüğümüz gibi oyuncu 1 numaralı Mayer, pardon 5 numaralı Mayer lisans numarası 1 ilk 5 oyuna başlamış ve direkt diskalifiye edilmiş. D yazılmış. Gördüğünüz gibi oyuncunun diskalifiye olduğunu anlıyoruz. Burada antrenöre B2 yazılmış. 2 serbest atışlık bir faul çalınmış. Teknik faul dışındaki başka bir faul çalınmış. Bench'teki bir oyuncu olabilir. Bu yüzden bu yazılıyor. Burada yardımcı antrenör diskalifiye edilmiş. D yazılmış. Burada oyuncu oyuna girmiş, teknik faul almış, 4 tane faul yapmış. Sonra faul yaptıktan sonra hakeme tekrar itiraz etmiş, farklı şeyler yapmış, diskalifiye edilmiş. Yanına D olarak kaydedilebiliyor. Diskalifiye edici faul örnekleri ne olabilir? Örneğin diskalifiye edilen bir oyuncu varsa oyuncu örnekle D yazılıyor. Sonra bütün sütunlara F yazılıyor. Eğer bir antrenör diskalifiye edildiyse D yazılıyor. Sonraki diğer sütunlara F yazılıyor. Yardımcı bir antrenör diskalifiye edildiyse gördüğünüz gibi direkt üçüne de F ile kapatılmış. Eğer antrenör ve yardımcı antrenör ikisi birden diskalifiye edilirse gördüğümüz gibi antrenöre D2 yazdık. Yanına F ile kapattık. Yardımcı antrenörün tamamını da F ile kapatıyoruz. Eğer 4 faulden az olan bir oyuncu yedekse ve kalan tüm diskalifiye edilmişse bu oyunculara hepsine kalan kısımlara F olarak yazılıyor. Burada takım faullerini nasıl işaretlendiğini göreceksin. Burada sayılara geldik. Şimdi sütunda görüyorsunuz. A ve B takımın sütunları. Burada sayıların gösterilme şekli var. Eğer bir oyuncu 3 sayılık atış yapmışsa gördüğünüz gibi A takımdan 6 numaralı oyuncu 3 sayılık atış yapmış ve isabet sağlamış. 6 numara oyuncu numarası oraya yazılıyor. Yanında A takım 3 sayıya ulaştığı için 3 sayı çizgiyle işaretleniyor. Oyuncunun numarası da daire içerisinde alınıyor. Eğer oyuncu 2 sayılık atış kullanmışsa çizgi çekiliyor sayıya. Oyuncunun sadece numarası yazılıyor. Oyuncu serbest atıştan isabet sağlamışsa nokta koyuluyor. Oyuncunun numarası yanına yazılıyor. Yani tek sayılı atışta nokta ve numara, çift sayılı atışta çizgi ve numara, 3 sayılık atışta çizgi, numara daire içerisinde alınıyor. Her periyodun bitiminde de en son atılan sayı daire içerisinde alınıyor. Gördüğümüz gibi periyodun altı kalemle çiziliyor. Biz burada A takımı ilk periyotta 15 sayı atmış, B takımı 18 sayı atmış. Bunu görebiliyoruz. A takımın 6 numara oyuncusu ve 10 numara oyuncusu 3 sayılık isabet sağlamış. İşte 11 numaralı oyuncu ve 10 numaralı oyuncu 2 sayılık isabet sağlamış. A takımda kimler serbest atış kullanmış? 11 numara, 5 numara ve 5 numara 2 serbest atış kullanmış. Bunu rahatlıkla buradan bakarak görebiliyoruz. İkinci periyot farklı renkte kullanılmış. İkinci periyotun skoru 34'e 28 gördüğümüz gibi. Üçüncü periyot tekrar kırmızı renk kullanılmış. Bu şekilde maç kağıdına bakıldığı zaman hangi oyuncu hangi periyotta kaç sayı atmış? Bu sayıları 3 sayılıktan mı atmış, 2 sayılıktan mı atmış, serbest atıştan mı atmış, maçta toplam kaç tane 3 sayılık atış olmuş, maçta toplam kaç başarılı serbest atış kullanılmış, bunların tamamına buraya bakarak rahatlıkla görebiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi müsabakanın sonu. Müsabakanın sonunda maç 76-72 bitiyor. Müsabakanın sonunda sayı cetvelinde skorların altı çift çizgi ve aşağıya doğru kapatma çizgisiyle kapatılıyor. Maçın skorunu bu şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. İşte maç sayı cetvelinin en altında sayı görevlerinin gördüğümüz gibi imzaları, federasyon temsilcilerinin istatistiklerini, ya orada isim ve soy isimleri. Burada gördüğümüz gibi her periyot skoru periyot periyot yazılıyor. Birinci periyotta B takımı 18, A takımı 15 sayı atmış. İkinci periyotta periyot bazında A takımı 19, B takımı 10 sayı atmış. Üçüncü periyotta A takımı 26, B takımı 19 atmış. Dördüncü periyotta A takımı 16, B takımı 25 atmış. Uzatma periyodu oynanmamış. Sonuç olarak A takımı Kemerspor maç 76-72 kazanmış. Maç kağıdında olması gereken detayları bu şekilde değerlendirebilir. Bu haftaki ikinci konumuz kayma adımı, step slide dediğimiz. Basketbolda savunma yaparken kullandığımız adımlama. Bu adımlamayı yaparken dikkat edeceğimiz farklı hususlar var. Bu hususlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi hangi potayı savunacaksak kayma adımı yaparken mutlaka sırtımızın o çembere dönük olması gerekiyor. İkincisi biz kayma adımı step slide'ı yaparken mutlaka step slide'da temel duruş pozisyonunda olmamız gerekiyor. Üçüncüsü hangi yöne doğru gideceksek ilk önce gideceğimiz yöndeki ayağımızın hareket etmesi gerekiyor. Dördüncüsü ayaklarımızı birbirimize çarptırmadan bu hareketi yapmamız gerekiyor. Beşincisi de ayakları çapraz yapmamamız gerekiyor. Zaten çapraz yapılması için ayakların ters ayakla başlanması gerekiyor. Burada mutlaka
Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuk sola doğru gidecekse önce sol ayağı hareket edip sağ ayağı yanına çekecek. Eğer sağa doğru gidecekse önce sağ ayağı hareket edip solu yanına çekmesi gerekiyor. Dikkat edeceğimiz 5 farklı husus var. Bunları tekrar edecek olursak. Birincisi, hangi poteyi savunuyorsak step slide'ı yaparken mutlaka sırtımızın o çembere dönük olması gerekiyor. İkincisi, temel duruş pozisyonda olmamız gerekiyor. Öne çok eğilmememiz, çok dik durmamamız gerekiyor. Üçüncüsü, hangi tarafa doğru gideceksek o taraftaki ayağımızın öncelikle hareket etmesi gerekiyor. Dördüncüsü, ayakları birbirine çarptırmamamız gerekiyor. Beşincisi de ayakları çapraz yapmamamız gerekiyor. Kaymadığımda dikkat edecek 5 hususu bu şekilde sayabiliriz. Bu haftaki ders notlarımız da burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.